monopolistik piyasaları anlatmaya devam ediyoruz. Bu kısımda monopolistik rekabet piyasasıyla tam rekabet piyasasını karşılaştıracağız. Amacımız her iki piyasa türünde ekonomik etkinliklerin sağlanıp sağlanmadığı açısından bir karşılaştırma yapmaktır. Burada tam rekabet piyasasında ekonomik etkinliğin sağlandığını uzun dönemde gösteren bir grafiğimiz çizilmiş durumdadır. Biz bunu daha önceki derslerimizde de yapmıştık. Gördüğünüz gibi uzun dönemde bu tam rekabet piyasasındaki firma sıfır ekonomik kar yapıyor. Çünkü fiyat ATC'nin minimum olduğu yerde bulunuyor. Ve bu nokta aynı zamanda fiyatla MC'nin kesiştiği noktada. Bu tam rekabet piyasasındaki bu firma QPC kadar üretim yapıyor, sıfır ekonomik kar yapıyor uzun dönemde. Dolayısıyla bu piyasaya yeni firmaların girmesi veya çıkması için herhangi bir engel söz konusu değil. Ve daha önce de anlattığımız gibi tam rekabet firması hem dağıtımda hem de üretimden ekonomik etkinliği sağlıyor. Dağıtımda ekonomik etkinliğin sağlanmasını P'nin MC'ye eşit olması ifade ediyor. Üretimde ekonomik etkinliğin sağlanmasını da ATC'nin minimum olması temsil ediyor. Bir sonraki sayfada tam rekabet piyasasının firmasını tekrarladık burada. Sağ tarafta da monopolistik rekabet piyasasındaki temsili bir firmamız var. Bunun uzun dönem dengesini gösteriyoruz bir önceki ünitede anlattığımız gibi. Uzun dönemde monopolistik firma da sıfır ekonomik kar yapıyor. Bakalım, evet tam şurada MR'nin MC'ye eşit olduğu yerde karı maksimize eden üretim belirlenmiş. Sonra yukarı çıkılıp fiyat belirlenmiş. Gördüğünüz gibi fiyat ATC'ye eşit. Yani sıfır ekonomik kar var. Uzun dönem dengesi burada geçerli. Sağ tarafta monopolistik firma uzun dönemde MR-MC kuralına göre üretim yapıyor. Bu talep eğrisi biliyorsunuz aynı zamanda marjinal faydayı temsil ediyor. Ama bu optimum üretim düzeyinde marjinal fayda marjinal maliyete eşit değil. Çünkü marjinal fayda tam şu noktada ama marjinal maliyet de bu noktada. Bu eşitlik olmadığından dolayı ekonomik etkinlik yok dağıtımda. Aynı zamanda bu grafikte de görüldüğü gibi firma tam şuradayken ATC şurada ama minimum ATC daha ileride bir yerde yer alıyor. Ama bu minimum ATC'yi firma üretmeyecek için üretimde de etkinlik yok. Eğer tam rekabet firması olmuş olsaydı o zaman şuradaki üretim miktarını gerçekleştirmiş olacak. Ama bu tam rekabet olmadığı için, monopolistik rekabet olduğu için en düşük maliyetle üretim de yapılmıyor burada. Dolayısıyla üretimde de etkinlik yok bu piyasada. Birçok açılardan birbirine benziyor iki piyasa ama ekonomik etkinlik açısından monopolistikli rekabetin olduğu piyasalarda ekonomik etkinliğin sağlanmadığını bu grafiklerle göstermiş durumdayız. Peki monopolistik rekabet tüketiciler için kötü müdür? Bu tartışmalara göre tabii kötü diyebiliriz. Çünkü ekonomik etkinlik yoksa dara kaybı da söz konusu. Tüketiciler daha fazla fiyat ödüyor tam rekabetle kıyaslandığına göre. Ama şöyle bir durum söz konusu. Ne demiştik? Bu piyasaların önemli özelliklerinden bir tanesi 2 numara olarak listelemiştik özelliklerini anlatırken. Ürün farklılaştırması vardı. Birbirlerine benzer farklı ürünler piyasaya sürüyorlardı. İşte bu ürün farklılaştırmasının aslında bir faydası, yararı var. Ve biz bunu unutmayalım. Örneğin, otomobil satın aldığınızı varsayalım. Hangisini tercih edersiniz aşağıdakilerden? En düşük maliyetle üretilip en düşük fiyattan satılan fakat sizin zevklerinize ve tercihlerinize uymayan otomobili mi tercih edersiniz? Yoksa maliyeti ve fiyatı yüksek fakat tasarımı ile sizi cezbeden otomobili mi? Tabii ki fiyatı yüksek tasarımı ile bizi cezbeden otomobili tercih etmek söz konusu olabilir. İşte monopolistik piyasalarda bu ürün farklılaştırması farklı kişilere karşı piyasaya farklı mal ve hizmetleri sunduğundan dolayı bir fayda sağlıyor. Ve aslında yüksek fiyat olmasına rağmen bazı hallerde tüketiciler açısından pek de kötü bir durum söz konusu değil. Peki firmalar bu ürün farklılaştırmasını nasıl yapıyorlar? Tabii kalite üzerinde hem üretimde kalite yani üründe kalite hem de hizmette kalite farklılıklar yaratarak bunu yapabilirler. Kalite farklarını yaptıktan sonra da bu kalitenin farklı olduğunu
söylemek için, bir de müşterilerine bunu anlatmak için pazarlama etkinliklerine girişiyorlar. Burada kısaca pazarlama ve ürün farklılaştırmasından bahsedeceğiz. Ürün ve hizmetlerin rakip firmalardan farklı olduğuna tüketicileri inandırmak pazarlama etkinlikleriyle yapılır. İngilizcesi bunun marketing, pazarlama diyoruz. Firmaların ürün ve hizmetleri müşterilere satmak için kullandığı bütün etkinliklere ihtiva etmektedir. Eğer bir firma ürünlerini diğerlerinden farklılaştırmayı başardıysa bu etkinliği sürdürmelidir. Aksi halde uzun dönemde sıfır ekonomik kar pozisyonuna yaklaşır. Ürün farklılaştırma işlemine biz pazarlamada marka yönetimi diyoruz. Marka yönetimi burada kısaca tanımlamışız. Firmaların ürün farklılaştırma işlemlerini uzun bir zaman diliminde devam ettirmesidir. Monopolistik rekabet firmaları için reklamın pazarlamada kritik bir önemi vardır. Etkin reklam yaparak firmalar ürün ve hizmetlerine olan talebi yükseltirler. Aynı zamanda reklam yolu ile ürün farklılaştırması yaparlar. Farklılaştırmayı başarma derecesine göre de talep eğrilerini daha inelastik konuma getirirler. İnelastik talep firmaların daha fazla fiyat istemelerine ve karlarını yükseltmelerine en azından kısa dönemde katkı yapar. Pazarlama uzmanları ve psikologlar da marka yönetiminin önemini vurgulamışlardır. Aynı görüşleri paylaşmaktadırlar. Pazarlamanın en kritik yönü sunduğunuz ürün için bir marka yaratmak, yani markalaşmak. Başarılı marka ürün farklılaşmasının devamlılığını sağlar ve başka firmaların karlarınızı azaltmasını zorlaştırır. Firmalar her zaman algıları yöneterek kendi ürünlerinin diğer ürünlerden daha iyi olduğunu anlatmalı ve bunu korumalıdır. Çok başarılı firmaların markaları bazen ürünlerle de özdeşleşmiştir. Örneğin Coke, Xerox, yani Amerikan piyasasında Band-Aid gibi markalar artık ürünle özdeşleşmiştir. Jenerik ürünlerle değil. Başka firmalar onların markalarını kullanamazlar. Franchise ve yetkili firmalar kanunen onların markalarını kullanma yetkisine sahip olup marka imajını korumak için belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uyarlar. Firmaların başarısına etki eden faktörleri de şurada kısaca belirttikten sonra bu üniteyi bitireceğiz. Firmaların başarısını ne belirler? 1. Rakip ürünlerden farklılaştırma. 2. Firmalara göre ortalama maliyetleri düşürebilme, yani maliyet avantajı. Burada da anlatıldığı gibi firmaların ürünlerinde ve hizmetlerinde farklılaştırma yapması ve en düşük maliyetle üretim yapabilme kabiliyeti müşteriler için bir değer yaratıyor. Yani şu iki kategori rakiplere kıyasla müşterilerine bir değer yaratıyor. Bu önemli. Ama tabii bunun dışında başka faktörler de var. Burada da belirttiği gibi firmanın piyasasına etki eden başka faktörler. Ne bileyim devletin piyasalarda ya uyguladığı denetleme, regülasyonlar gibi. Bir de hiç hesapta olmayan şansa bağlı diğer faktörler de diyebiliriz. Bunlarla beraber şu üçü firmaların karlılığına etki yapıyor. Bir dahaki derste görüşmek üzere sunumumuzu bitirdik.